Günaydın Manisa'nın ikinci bölümünden. Merhaba sevgili izleyenler. Çok değerli konuğumuz, borsa uzmanı Hüseyin Okumuş bizlerle birlikte. Ne konuşacağız sevgili izleyenler? Son günlerde yaşanan küresel piyasalardaki dalgalanmalar hakkında bizleri bilgilendirecek. Efendim hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman bizi kırmıyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Çok kritik günler yaşıyoruz diyebiliriz. Evet. Şöyle baktığımızda bazen yükseliş, bazen düşüşler yaşanıyor. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Çok teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için. Tabii ki bizim ETV artık kendi yuvamız gibi bir yer. Her davete de icabet etmek gerekir. Teşekkür ederiz. Öncelikle sevgili Manisalılara iyi günler diliyorum. Şimdi sabahleyin programa davet edilirken televizyonu açtım, şöyle bir baktım. Yaşanan kriz sadece Türkiye'ye özgü bir kriz değil. Önce bunun altını bir çizmek lazım. Çok ufak notlar aldım. Mesela Endonezya, gelişmekte olan ülkelerin genelinde dalgalanma daha büyük oluyor. Çünkü gelişmekte olan ülkeler dışarıdan fon çekemediği sürece, küresel likidite koşulları eskisi gibi değil. Dışarıdan fon gelmediği sürece kendi dinamiklerini çevirmekte zorlanıyorlar. Mesela Endonezya, sabah aldığım notlardan bir tanesi. Büyüme son 6 yılın dibindeymiş. Malezya'da döviz rezervi son 6,5 yılın dibinde. Meksika'da günlük alım limiti dolardaki yükselişten dolayı, hani dolar fazla yükselmesin, içeriden dolar, içerideki yatırımcılar, yabancı yatırımcılar dışarıya kaçmasın diye döviz alım ihalesi düzenliyorlar. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Günlük alım limitini 50 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarmış Meksika. Brezilya reali, para birimi, dolara karşı son 12 yılın dibine gelmiş. Son 12 yılın dibi. Bu Jale Hanım, yaşanan küresel kriz sadece Türkiye'ye özgü bir kriz değil. Küresel bir kriz yaşıyoruz. 2008 yılındakine benzemese de yaşanan dalgalanma sadece Türkiye'ye özgü bir dalgalanma değil. Bütün dünya piyasalarında bir dalgalanma yaşıyor. Bunun asıl nedenlerinden bir tanesi de son dönemdeki başlayan kur savaşları. Bu küresel krizi, yani küresel kriz demeyelim de son dönemdeki yaşanan dalgalanmanın en bariz sebeplerinden bir tanesi kur savaşları. Kur savaşı nedir? Önce yatırımcılarımızla onu da açıklığa kavuşturalım. Şimdi Çin mesela geçen hafta para birimini, yuan'ı %5 ile %10 arasında devalüe etti. Bu ne demektir? Çin daha fazla ihracat yapmak için, yani para birimini dolara karşı düşürdü. Daha fazla ihracat ve daha fazla gelir elde etmek için para birimini düşürdü. Bu biliyorsunuz Avrupa yaşamış olduğu krizden dolayı parasal genişlemeye gitti. O da para biriminin değerini düşürdü. Biliyorsunuz dolar euro paritesi 1.40'lar seviyesindeydi. 1.04'e kadar geldi. Dolar eridi. Şimdi Avrupalı ne yapıyor? Üretim yapıyor. Daha fazla üretiyor. Daha fazla satıyor. Çünkü şeyi düştü. Malın değeri düştü. Daha fazla satmak için. Amerika şimdi tabii ki Avrupa parasal genişlemeye gitti. Parasının değerini düştü Avrupa. Çin böyle bir atak yaptı ki dünyanın ikinci büyük ekonomisi, daha en çok mal satan ülkelerden bir tanesi. Çin böyle bir atağa geçince şimdi Amerika karşı atağa geçmek zorunda. Amerika ne yapabilir? Amerika bugüne kadar 2008 krizinden bu tarafa bütün dünyayı dolarla besledi. Şimdi artık bütçesi el vermiyor fazla doları piyasaya sürmek için. Dolarları geri almak durumunda. Dolarları geri almak için de faizleri yükseltmek durumunda. Eğer bir faiz yükselişi geldiğinde bu faiz yükselişi diğer ülkeleri de olumsuz etkileyeceği için burada Merkez Bankası, FED, Amerika Merkez Bankası şu an faiz artırıp artırmama konusunda kararsızlık yaşıyor. Ama şu var. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz arttırdığında piyasalardaki dalga boyu biraz daha artabilir. Onu bildiği için de faizleri Eylül ayında arttırması bekleniyordu. Büyük bir ihtimalle arttırmayacak. Belki Eylül'ü pas geçebilir. Ama şu var, piyasalarda da artık FED faiz arttıracaksa arttırsın da biz de önümüzü görelim beklentisi var.
Belki Eylül ayında çok yani minimum 10 bas puan. Şu an 0.25 yani 0'a yakın bir faiz var Amerika'da. 10 bas puan 0.35 olur. Bir faiz arttırımı yapar. İşte faizleri arttırdım. Bundan sonra 2016'nın sonuna kadar veyahut da süre vermiyorum. Faizlere dokunmayacağım derse piyasalar rahatlar. Rahatlar. Evet, evet gerçekten rahatlar. Türkiye bundan ne kadar etkilenir? Şimdi eğer FED bu kararı verir veyahut da Eylül ayındaki faizi de arttırmaz ve çıkar arkadaş der ki ben faiz arttırmaktan vazgeçtim. Çünkü hem yüksek dolar, doların değerlenmesi şu an dolar bütün uluslararası piyasalar. Şimdi demin örnek verdim Endonezya, Malezya, Meksika, Brezilya, evet. Türkiye, Rusya bütün gelişmekte olan piyasalarda ve küresel piyasalarda dolar yükseliyor. Doların yükselmesi Amerika'nın işine gelmiyor. Çünkü Çin nasıl para birimini devalüe etti, düşürdü daha fazla ihracat yapmak için, daha fazla ticaret yapmak için. Aynı şey Amerika için de geçerli. Amerika da yüksek dolar istemiyor, değerli dolar istemiyor. Kendileri bizzat söylediler. Yani yüksek dolar bizim ihracatımıza zarar veriyor. Üretimimize zarar veriyor dediler. Doğru. O yüzden FED çıkacak bu Eylül ayındaki toplantıda arkadaş diyecek ki ben küresel piyasalardaki gelişmeleri de yakından takip ediyorum. Bizim faiz arttırmamız piyasalardaki dengeleri bozacaktır. O yüzden ben faiz arttırmaktan vazgeçtim. Bunu 2016 yılına bırakıyorum derse de piyasalar rahatlar. Evet. Bakın şunu söyleyeyim. Böyle bir durumda dolardaki yükseliş eğilimi tamamen tersine döner ve aşağıya doğru bir eğilim olur. Şöyle bir durum var. Bu ortamın sakinleşmesinden sonra Amerika'nın faiz kararını vermesinden sonra bir yıl içerisinde dolarda 2.55 bekleyen insanlar var. Şu an 2.90'larda, 2.92'lerde 2.55'i bekleyen insanlar var. Çünkü belirsizlik bitecek. Bu belirsizlik, Fed'in belirsizliği, faiz konusundaki kararsızlığı devam ettiği sürece bu piyasalardaki dalgalanma bitmez. Dolardaki yükseliş durmaz. Peki bu Eylül ayında böyle bir şey bekleniyor. Eylül ayında bekleniyor. Pas geçebilir. Pas geçebilir ama pas geçerken de gerekçesini söylemek zorunda. Evet. Arkadaş ben Eylül'de faiz arttırmıyorum. Çin para birimini düşürdü. Bize karşı avantaj yakaladı. Biz para biriminin faiz arttırırsak bu dezavantajlı konumumuz daha da devam edecek. Evet. Bundan Amerika zarar görecek deyip mutlaka bunun gerekçesini belirtmek zorunda. Evet. Ama yani 10 bas puanlık bir faiz artırımı yapıp da bundan sonra faiz artırımı için uzun bir süre bekleyeceksiniz gibi bir açılım da yaparsa piyasalar rahat bir nefes alır. Ondan sonra rahatlarız ve gerçekten gelişmekte olan piyasalara da artık nasıl olsa önümüzdeki dönemde faizler artmayacak beklentisiyle fon çekmeye başlarız ve içerideki doların ateşi de düşer. Fon çekmeye başlayınca da 2.92'lerdeki doları 2.70-2.80 aralığında da tekrar görebiliriz yani. Peki Türkiye'de yaşanan bu belirsizlik, gerçi 1 Kasım'da artık seçime doğru gidiliyor. Evet. Bununla ilgili piyasaların da etkileniyor mu? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Seçim döneminden sonra 7 Haziran'da yapılan seçimin arkasında yaşanan belirsizlik şu an erken seçim kararı verilmesinden sonraki belirsizlikten daha güçlüydü. Yani şu an erken seçim kararı verildi. Piyasalardaki belirsizlik de bitti. Acaba koalisyon kurulacak mı? Ne olacak? Erken seçime mi gidilecek? O belirsizlik vardı. Şu an belirsizlik bitti. Şimdi şu var Cahil Hanım. Bu aşamadan sonra erken seçime gidildi. 1 Kasım'da çıkacak olan tabloda. Aynı tablo çıksa da bu sefer siyasi partilerin kesinlikle biz ayak diretip de biz seçim hükümetinde yer almayacağız. Yok biz deme hükümete yer almak istemiyoruz deme şansları yok. Halk affetmez. Bak ben sana bir kere şans verdim. Tamam mı? Hükümeti kurmadınız. Bir şans verdi hakikaten evet. Halk. Doğru. Yani bu çıkan 7 Haziran'da çıkan doğru. Tablodan halk bir şans verdi. Arkadaş dedi oturun dedi konuşun. Anladım. Uzlaşma hükümeti kurun. Evet. 4 yıllık bir hükümet kurun ki yani bugün AKP ile CHP'nin veya AKP ile MHP'nin kuracak olduğu bir hükümet yaklaşık 200-330 sayısına ulaşıyordu ki anayasayı ikisi birlikte hangisiyle olursa olsun CHP ile veya MHP ile anayasayı tek başına değiştirme şansları vardı. Oturun ne gerekiyorsa memleket için onları yapın. Uzlaşın yapın. Evet. Tedbir mi alınması gerekiyor? Bakın bütün küresel çapta bir kriz yaşanıyor. Ekonomik tedbirler mi alınması gerekiyor? Oturun alın. Anayasa konusunda değişiklik mi yapılması gerekiyor? Ne tedbirler alınması gerekiyorsa oturun yapın. Ben sana da bir şans verdim diyecek halk.
Tamam, bunu bir kere daha şansı denemek istediniz. Ben aynı tabloyu tekrar aynı şekilde çıkarırlarsa, bu sefer kaçma durumları yok. Ben yok seçimde yer almak istemiyorum, muhalefet partisi olmak istiyorum. Yok onunla o kursun, bununla bu kursun. Bunu deme şansları yok. Bir dahaki yapılacak olan seçimlerde sandığa gömülürler. Barajın altında kalırlar. Yani hala şu an spekülasyonlar yapılıyor. Mesela şu seçim hükümetine veyahut da koalisyona katılmayan partilerden bazılarının barajın altında kalma gibi bir şeyler de var, spekülasyonlar da var. Yani şu var, belirsizlik ortadan kalktı gibi. Neden kalktı gibi? Çünkü hani halk diyor ki artık yatırımcı da bu saatten sonra artık geri adım atamazlar. Birisi de 1 Kasım'daki seçimden ne sonuç çıkarsa çıksın mutlaka bir hükümet kurulacak beklentisiyle bunu bir kenara koydu. Yatırımcı bunu bir kenara koydu. Yani hükümet kurulur beklentisiyle. Bir de şu var, hani yaşanan gelişmelerden sonra halk eğer kararsızlar ve daha önceden işte AK Parti'ye verip de bir başka partiye vermiş olanlar da, kızgınlık da vermiş olanlar da ya belki istikrar bozulmasın deyip tek başına iktidara getirme şansını da deneyebilirler. Yani böyle bir olasılık da var. Yani her halükarda tek başına iktidar da olsa, koalisyon da olsa mutlaka bir hükümetin kurulacağına dair bir beklenti olduğu için şu an bu kanatta, içerideki siyaset kanadından çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Dalgalanma yaşanacağını zannetmiyorum ama dışarıdaki dalganın bize esintisi Jale Hanım devam edecek. Bu bir ay, iki ay daha devam edecek. Bunun adını ister Amerika koyalım, ister Çin koyalım. Ne olursa olsun. Bu dalgalanma mutlaka ve mutlaka. Çünkü ikisi de, birisi Amerika dünyanın birinci büyük ekonomisi, Çin ikinci büyük ekonomisi. Arkasından da Avrupa geliyor. Şimdi Çin'deki işlerin yavaşlaması, Çin bugün neden bu tedbirleri alıyor? %12, %13'lerdeki büyümeden %6'lara, %7'lere gelmiş büyüme. Çin nüfusu çok büyük nüfus. 1,5-2 milyar nüfus var. Eğer sen büyümeyi arttıramazsan, üretim yapamazsan, sanayi yatırımlarını arttıramazsan Çin'deki açlar çoğalır. Çin'deki işsizler çoğalır. Bu sefer sosyal patlama olur. Çin böyle bir korkunun içerisinde de var. Yani böyle bir korku da yaşıyor. O yüzden Çin böyle bir adım attı. Yuan'ın değerini düşürdü. Piyasalar allak bullak oldu. Dün itibariyle yeni tedbirler aldı. Dedi ki ben bir takım tedbirler alıyorum piyasaların sakinleşmesi için. Ve dünkü alınan tedbirlerden sonra piyasalar bir anda sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar yeşillendi. Evet. Ondan sonra bahar havası esmeye başladı. Önemli tedbirlerin alınması gerekiyor. Çin kanadından da, Amerika kanadından da önemli tedbirlerin alınması gerekiyor. Çin kendi tedbirlerini aldı. Ama Çin'deki sular duruldu mu? Durulmadı. Daha devam edecek. Ama asıl önemlisi Amerika'nın Fed'in atacağı adım, Eylül ayında atılacak olan adımın arkasından mutlaka ve mutlaka dedi, başta da belirttiğim gibi Fed ya çok düşük bir minimum derecede bir faiz artırımı yapıp bundan sonrasını söz vermiyorum işte belirsizlikler sona ereceye kadar faiz artışını biz rafa kaldırdık deyip piyasaları rahatlatırlarsa gelişmekte olan piyasalar Türkiye, Brezilya, Rusya, Endonezya gibi ülkeler, Malezya gibi ülkeler tekrar fon çekmeye başlarlar. Tekrar küresel çapta gelişmekte olan ülkelerden başlayarak bir büyüme hamlesi başlatılabilir 2016 yılı içerisinde. 2016 yılı içerisinde kötümser olanlar var. Ben kötümser değilim, iyimserim. Gerçekten 2016 yılı içerisinde güzel şeyler olacak. Çünkü Jalan bir de şu var, Çin'deki bu olaydan dolayı emtia fiyatları çok düştü. Bakın altın artık gerçi yatırım aracı değil altın hiçbir zaman. O sadece güvenli bir liman. Yani yarın bir gün krizde kendimi garanti altına alayım diye millet altına gidiyor, dolara gidiyor. Ama artık altın öyle değil. Nasıl 1100, 1080 destekse 1150, 1160 aralığı da direnç, bu seviyeler arasında ons fiyatı oynuyor. Emtia fiyatları düştü. Bakın Çin'in en çok kullandığı bakır, gümüş, petrol. Petrol fiyatı 140 dolardan 40 dolara geldi. Bu Türkiye için o kadar büyük bir avantaj ki, gelişmekte olan piyasalar için o kadar büyük avantaj ki. Biz en ithalatçıyız çünkü, petrolde ithalatçıyız. Bizim en büyük ithalat kalemimiz, en büyük giderimiz petroldü. Petroldeki düşüş bizi sevindirdi ama dolardaki yükselişten dolayı petrolün düşüşünü sevinemedik. Çünkü petrol fiyatları düşmesi lazım. Dolardaki yükselişten dolayı petrol fiyatlarını düşüremiyoruz. Evet. Tamam biraz indirimler oluyor ama bu şeye yansımıyor. Sanayiye yansımıyor. O yüzden
Emtia fiyatlarındaki düşüş, Amerika'daki bu faiz kararının netleşmesi, Çin'deki suların durulması ile birlikte 2016 yılı gerçekten daha güzel olacak diye düşünüyorum. Yani yatırımcılarımız tabii ki mutlaka kafalarında bir soru işareti vardır. Bu saatten sonra ne yapalım diye. Evet, dolardaki ateş bir miktar sönebilir. Yani Amerika Fed'in vermiş olduğu kararın arkasından dolardaki ateşin biraz daha yani ateş devam edecek ama karardan sonra ateş sönebilir. 2.80-2.70 aralığına kadar falan geri gelebiliriz. Ama şunu da unutmamak gerekir ki artık dolarda 2.20'ler, 2.30'lar, 2.40'lar falan hayal. 2.50'nin altı hayal gibi geliyor. Onu beklemesinler. Faizler şu an 11-12 seviyelerinde. Daha fazla faiz arttırımı beklenmiyor. Yani yani 70 bin aralığı borsa için cazip. Çünkü neden? Küresel piyasalardaki varlık fiyatları arttığı dönemde borsanın 70 bin seviyelerine gelmesi fiyat kazanç oranlarını yani kazancı düşürdü, bayağı düşürdü. 70 bin seviyelerinden borsa için alım tavsiye edebiliriz. Yani bunun altı artık zaten 70 bin seviyesinin altına gelirse demek ki küresel bazda çok büyük bir kriz yaşanıyor demektir. O zaman hiç bulaşma. 70 bin seviyesinde malı aldın. 70 binin altına kaydı, 68-67 evet. binlere geliyor. Hemen ver kaç. Hemen ver kaç. Hemen bekleme. Ver kaç, bekleme. Ama 70 binde aldın, baktın trend yukarıya doğru gidecek gibi. O zaman biraz daha pozisyonu arttırabilirsin. Ama şunu söyleyebilirim. 70 bin seviyelerinden alınan hisse senetleri ki mutlaka bir yatırımcıya danışmak lazım. Mutlaka bir uzmana danışmak lazım. 70 bin seviyelerinden alınan hisse senetlerinin bir yıl vadeyle beklenmemesi halinde iyi kazançlar elde edileceğini söyleyebilirim yani. En az bir yıl beklenmesi gerekir. En az. Hem çok teşekkür ben ediyoruz. Umarız ülkemiz için de tüm dünya için de bu sistem iyiye doğru gidecek diye düşünüyoruz inşallah piyasalardaki bu hareketle. Evet sevgili izleyenler, günaydın. Manisa'nın konuğu borsa uzmanı Hüseyin Okumuş bizlerle birlikteydi. Piyasaları değerlendi. Kendilerine bir kez daha şahsi mesleklerine teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Bir sonraki gün tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.